Herkese merhaba. Amigurumi tekniği kullanarak yapmış olduğum örgü bebeğimin daha önceki parçalarını, gövde kısmını daha önceki videolarımın birinci ve ikinci bölümünde sizlerle paylaştım. Bu videoda ise baş kısmını birlikte yapacağız. Baş kısmının detaylarını, çene yapımını, burun yapımını birlikte bu videoda paylaşmış olacağım sizlerle. Daha önce de bahsettiğim gibi bu çene yapımını ben ilk olarak Matilda bebeğimde kullanmıştım. Daha sonra Alice'de birkaç bebeğimde daha kullandım. Şimdi de bunun yapımını, burun yapımını, onun detaylarını bu videoda sizlerle paylaşmış olacağım. Bu videonun sonunda bebeğimizi tamamlamış olacağız. Boyunu örmek için elimdeki 18 ilmeği sırayla 16, 14 ve 12 ilmeğe kadar düşürdükten sonra bu 12 ilmeği 4 sıra boyunca örmüştüm ve boyun kısmını bu şekilde yapmıştık. Şimdi baş kısmına başlayacağız. Bunun için öncelikle elimde zaten 12 tane ilmek var şu anda. Başlangıç kısmım tam enseden olacak. Yani artık şu iki tanesini sökelim. Evet, yeni sıra başım tam ense kısmı olmalı. Şu şekilde. Ensenin tam ortasındaki ilmek benim birinci ilmeğim olacak. Bu ilmek ilk ilmeğim. Sıra başım artık burası. Sayıları buraya göre vereceğim. Başlangıcı burası olacak şekilde vereceğim sayıları. Öncelikle bu elimdeki 12 ilmeği 18 ilmeğe çıkarmam gerekiyor. Bunun için bir tane örüp bir tane artırıyorum ve bu işlemi 6 kez tekrarlıyorum. Böylelikle 18 ilmeğe çıkmış olacağım. Bir örmüştüm zaten. Bir tane artırdım. Aynı işlemi 6 kez tekrar ediyorum. Bir ördüm. Bir artırıyorum. 2 oluyor böylelikle. Bu işlemi 6 kez tekrarlayarak tekrardan sıra başına geliyorum ve 12 ilmeğimi 18 ilmeğe çıkarmış oluyorum. 18 ilmeğe ulaştım. İlmek sayımı 18 ilmeğe çıkardım ve tekrardan sıra başıma yani ense kısmına gelmiş oldum. Şimdi bu sırada çene detayını vereceğiz. Çene çalışmasını yapacağız. Çene çalışmasını ben ilk olarak Matilda bebeğimde yapmıştım. Zannediyorum 2018 Ocak ayı civarındaydı. Merak eden arkadaşlar Instagram sayfamdan detaylarına bakabilirler. Zaten daha detaylı fotoğraflarını da Instagram sayfamda, hikayemde tekrardan paylaşacağım sizlerle. Fakat şöyle bir durum vardı. Matilda bebeğim çok daha ufak bir bebekti. Yani bu Alice boylarında bir bebekti. Dolayısıyla başı çok daha ufaktı bu bebekten. O yüzden onda kullanmış olduğum zincir sayısı bundan daha farklıydı. Ben Alice için de aynı şeyi yaptım. Bu da birazcık daha büyük olduğu için bunda mesela bu bebeğimde 3 zincir kullanarak çene çalışması yaptım. Alice ve Matilda için 2 zincir kullanmıştım. Bu bebeğimde de 4 tane zincir kullanacağım. Çünkü birazcık daha büyük bir bebek. Bakın Alice aynen Matilda'nın sayılarını kullandım. Sadece Alice'in göz çukurunu birazcık daha fazla yaptım. Şu şekilde çene kısmında 2 tane zincir kullandığım için böyle bir görüntü oluşmuştu. Bu bebeğimde birazcık daha fazla tuttum tabii ki. Zincir sayısını şu şekilde daha fazla tuttum. Bunda 4 tane zincirle biraz daha iri bir bebek olduğu için çenesini o şekilde yapmış olacağım. Peki ne yapıyoruz? Öncelikle tabii çene kısmı tam ortaya geleceği için orta kısmına gelebilmek için tabi gelene kadar da bir takım artırmalar yapacağım. Öncelikle 2 tane ilmeğimi normal örüyorum. 1 ve 2. Sonra bir tane artırma yapıyorum. 4 tane ilmeğimi örüyorum. Artırmadan hemen sonra 1 2 Ups. 3 ve 4
Bir tane artırma yapıyorum. Şimdi bir tane örüyorum ve tam ortasına geldim örgümün. Tam ortasındayım. Şimdi 4 tane zincir çekeceğim. Dediğim gibi eğer bebeğiniz daha ufaksa, daha ufak boyutlarda bir bebek çalışıyorsanız bu zincir sayısını 3'e düşürebilirsiniz, 2'ye düşürebilirsiniz. 4 tane zincir çektikten sonra ikinci zincirin üzerine çift batıyorum. Yani bir tane artırma yapmış oluyorum aslında. Sonrasında gelen 2 tane zincirin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada yapmış olduğum artırmaların simetrini bu tarafta yapacağım. Başın bu tarafında yapacağım. Bir tane öreceğim, artıracağım. 4 öreceğim, artıracağım. 2 öreceğim ve sıra başına gelmiş olacağım. Şöyle bir çıkıntı olmuş oldu çene için. Tekrar sıra başıma geldim. Ben gerekli artırmaları yaptıktan sonra. Şimdi bu sırada yine artırmalarımı yapmaya devam ediyorum. 2 tane öreceğim. Bir tane artıracağım. Bu işlemi 3 kez tekrar edeceğim. Bir oldu. Yine 2 öreceğim. Bir, iki artıracağım. Tekrardan 2 örüp 1 artıracağım. Şimdi 2 tane daha öreceğim ve zincir kısmına gelmiş olacağım. 1 2 evet kalan 2 tane ilmeğimi ördükten sonra bu zincirli kısma geldik. Şimdi bu zincirli kısımda örebileceğim 3 tane ilmek gözüküyor. İlk 2 ilmeği normal sık iğne olarak örüyorum. 2 tane zincirin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum gelen 2 zincirin üzerine. Son kalan zincirin üzerine 3 tane batacağım. Şunun üzerine 3 tane batacağız. Bir, iki ve üç. Evet. Şimdi bir önceki sırada 4 tane zincir yapmıştık. 4 tane sık iğne yapmıştık bu zincirin simetrik kısmına. Birinciye çift batmıştım. Sonra gelen İki tanesini iki örmüştüm. Dolayısıyla buradaki 4 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 ve 4. Daha sonra başın bu tarafında yaptığım işlemlerin tam simetriyi diğer bu kısım için yapacağım. Ne yapacağım? İki tane gelen ilmekleri sık iğne yapacağım. İki sık iğne. Bu kısımda 3 tane artırma yapmıştım. Bu kısımda da 3 tane yapacağım. İki sık iğne, bir artırma, iki sık iğne, bir artırma, iki sık iğne, bir artırma şeklinde başın bu tarafındaki artırmalarımı da yapıp bu sırayı bitireceğim. Evet, bir üst sıraya geldim. Buradaki ilmek sayım yaptığım artırmalarla birlikte 37 ilmeğe kadar çıktı. Tekrardan sıra başındayım, ense kısmındayım. Şimdi burada 5 tane artırma yapacağım bu sırada. Öncelikle 5 tane örüyorum. 1 2
3, 4 ve 5. Bir tane artırıyorum. Bu işlemi iki kez yapacağım. Bir kez daha yapacağım. Artırdım. Bir kez daha 5 örüp 1'i artırıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Artırıyorum. Şimdi bundan sonra 6 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çenenin tam ortasına geldim. Ben burada bir tane artırma yapacağım tam ortada. Yani o 6 ilmekten sonra şu ortadaki tam çenenin orta kısmına gelen ilmekte bir tane artırma yapacağım. Daha yuvarlak bir çene elde etmek istediğim için. Eğer siz daha sivri, daha belirgin bir çene istiyorsanız buradaki tam bu köşedeki artırmayı yapmayabilirsiniz. Bir tane artırma yaptım. Şimdi buradaki yaptığım işlemlerin simetriğini burada yapacağım. 6 tane öreceğim. Sonrasında 1 artırıp 5 ör, 1 artırıp 5 ör tekrardan sıra başına gelmiş olacağım. Bu sırayı da bitirince elimde şu anda 42 tane ilmeğim oldu. 42 tane sık iğnem var. Bir üst sırada, yani bu sırada 6 tane artırma yapacağım ve 42 ilmeğimi 48 ilmeğe çıkaracağım. Artırmaları şu yan kısımlarda yapacağım. Yani çene kısmında artık çenenin şu oyuntu kısmında hiçbir artırma yapmayacağım. Bunun için 4 öreceğim, 1 artıracağım. 1, 2, 3 ve 4. Artırıyorum. 3 kez tekrarlıyorum bu işlemi. 1, 2, 3, 4 ve artırıyorum. 2 oldu. Bir kez daha yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. Yine artıracağım. Buradaki gelen 12 ilmekte, şu ön kısımda olan 12 ilmekte artırma ya da azaltma yapmadan öreceğim. Daha sonra buradaki artırmaların simetriğini başın bu kısmında yapacağım. 1 artır 4 ör, 1 artır 4 ör, 1 artır 4 ör. 3 defa tekrardan sıra başına gelmiş olacağım. Evet, 48 ilmeğe çıktım. Tekrardan sıra başıma geldim. Bu sırada ben 2 tane daha artırma yapacağım. Şu yanak kısımlarından birer tane daha artırma yapacağım ve 50 ilmeğe çıkacağım. Siz arzu ediyorsanız 48 ilmekte de bırakabilirsiniz. Bunun için 14 ilmek öreceğim, 1 artıracağım. Daha sonra 18 ilmek öreceğim, 1 artıracağım, 14 ilmek öreceğim ve tekrardan başlangıç kısmıma gelmiş olacağım. Yani şu kısımlardan birer tane artırma yapmış olacağım ve toplamda 50 ilmeğe kadar çıkmış olacağım. Sonrasında ise 4 sıra boyunca bu 50 ilmeği artırma ya da azaltma yapmadan öreceğim. O kısımları yapıp devamla tekrar birlikte bakalım. Yanak kısımlarından birer tane artırma yaptıktan ve 50 ilmeğe çıktıktan sonra 4 sıra boyunca 50 ilmeğimi ördüm. Ve ense kısmında sıra başıma geldim. Sonrasında artık burun detayını vereceğim. O yüzden 25 ilmek tekrardan ördüm ve burnu yapacağım noktaya geldim. Şimdi burada burun için ben yani fazladan daha büyük bir burun istiyorsanız fazladan artırma yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı. Ben burnu yaparken backloop'tan çalışıyorum yine aynen göğüs için ve diz için yaptığım gibi backloop'tan yapıyorum ki daha böyle çıkıntılı bir görüntü elde edeyim diye. Backloop'tan bu ilmeğin içine 3 tane batıyorum. Yani W yapmış oluyorum. İlmeğin backloop'una, bu kısmına batıyorum ve buraya 3 tane 3 defa 1 2 3 defa batıyorum. Daha sonrasında kalan 24 ilmeğimi öreceğim ve burada 2 artırma yapmış olduğum için 52 ilmeğe çıktım. Bir sıra boyunca bu 52 ilmeği öreceğim. Daha sonra burnu küçülteceğim.
Evet, burun için yaptığım artırmadan sonra bir sıra artırma ya da azaltma yapmadan ördüm. Şimdi artık burun için gerekli olan azaltmaları yapacağım. Bu azaltmaları ikili azaltma şeklinde 3 sıra ardarda yapacağım. Bunun için 25 ilmek ördüm. 2 tane azaltma yapmam gerekiyor. Bunun için 3 ilmeği birlikte öreceğim. Yani 3 tane artırma yapmıştım zaten artırmayı yaparken. Şimdi o 3 tane artırmayı, yani bir ilmeğe 3 batmıştım. O 3 ilmeği birlikte öreceğim. Toparlıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncüyü aldım. Şöyle üçüncüye bekluktan battım. Sonra döndüm. Hiç tığımı çıkarmadan ikinciyi. Sonra yine hiç tığımı çıkarmadan üçüncüyü aldım. Üçünü birlikte bir defa da örüyorum. 25 ilmek yaptıktan sonra bunu aldım. Şimdi kalan 24 ilmeğimi örüp sıra başına geleceğim. Bu şekilde 1, 2 dedim. 24 tane ilmeğimi örüp tekrar sıra başına geleceğim. Şimdi burada yapmış olduğum bu azaltmayı, üçlü azaltmayı, yani bundan sonraki sırada ve sonraki sırada toplamda 3 sıra boyunca, bununla birlikte 3 sıra boyunca bu azaltmayı yapmış olacağım. Bu azaltmaları niçin yapıyorum? Şöyle yandan baktığımız zaman şuradaki şu baş kısmındaki şu kavisi, bakın şöyle şu görüntüyü elde edebilmek için, şu kavisi elde edebilmek için 3 sıra boyunca bu üçlü azaltmayı yapacağım. Yani 3 ilmeği birlikte toparlayacağım. Daha sonra artırma ile birlikte şu alındaki yükseltiyi vereceğiz. Şimdi sıra başına geldikten sonra bir sonraki sırada da zaten alt kısımda, alt yazı kısmında görüyorsunuz sayıları. Buradaki azaltmaları yine üçlü şekilde yaparak 3 sıra boyunca azaltmalarımı yapacağım. Burun kısmından 3 sıra boyunca ikili azaltma yaptım. 46 ilmeğe kadar düştüm. Daha sonra bir sıra bu 46 ilmeği artırma ya da azaltma yapmadan ördüm. Sonrasında aynı noktadan yine bu defa artırma yapacağım. Kavisi verebilmek için, şuradaki şu burun kısmındaki şu kavis kısmını verebilmek için, artık alnına çıkıyoruz çünkü. Oradaki kavisi verebilmek için bu defa tam tersi işlem yapıyorum. 23 tane ördüm sıra başından itibaren. Bu azaltma yaptığım kısımlardan bu defa artırma yapacağım. Aynı ilmeğe 3 tane batacağım. Yani kısaltma olarak gösterdiğimizde M dediğimiz şey yapıyorum. Aynı ilmeğe 3 tane batıyorum. 1, 2 ve 3. Sonrasında gelen 22 ilmeği örüp sıra başına geleceğim tekrardan. 2, 3. Buraya kadar geleceğim. Bu 22 ilmeği örerek sonrasında 48 ilmeğe çıkmış oldum. Bundan sonraki 2 sırada bu 48 ilmeği artırma ya da azaltma yapmadan öreceğim. 48 ilmeği artırma ya da azaltma yapmadan 2 sıra boyunca ördüm. Şimdi bu 48 ilmekte 4 tane artırma yapıp 52 ilmeğe ulaşacağım. Artırmayı alındaki genişliği oluşturabilmek için yapıyorum. Kenarlardan ve ön kısımdan olacak şekilde artırmayı ayarladım. Bu yüzden sıra başına geldikten sonra 10 ilmek ördüm, 1 artırdım. 8 ördüm, 1 artırdım. Aradaki 8 ilmeği ördüm. Simetrik olarak şimdi burada yapacağım. 1 artırdım, 8 ördüm. 10 tane öreceğim. 52 ilmeğe ulaşmış olacağım. Daha sonra bu elde ettiğim 52 ilmeği 6 sıra boyunca artırma ya da azaltma yapmadan örüp daha sonra da zaten azaltma sıralarına geçeceğim. Ben 52 ilmeği 6 sıra boyunca ördüm. Şimdi azaltma sıralarına geçiyorum. İlk olarak 52 ilmeği 48 ilmeğe düşürebilmek için son yaptığım artırma sırasının tam tersini yapacağım. Yani 10 tane öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir azaltacağım. 8 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine azaltıyorum. Aradaki 8 ilmeğimi öreceğim. Yine azaltacağım.
8 öreceğim, azaltacağım, 10 öreceğim, başa geleceğim, sıra başıma geleceğim. Böylece 48 ilmek olacak elimde. Daha sonra bu 48 ilmeği 6 ve 6'nın katları şeklinde azaltarak kapatacağım başı. Tabii ki kapatmadan önce güzel bir şekilde, yani başa şeklini vererek doldurmayı ihmal etmiyorum. Bu doldurma işlemini de ben genelde 24 ilmek kaldığında bir dolduruyorum. Sonra tekrardan işte 12 ilmek kaldığında iyice kalan kısımları doldurup sonrasında kapatıyorum. 30 ilmeğe düştükten sonra ben doldurma işlemini yaptım. Daha da bir taraftan örüp bir taraftan şekil vererek yapmaya devam edeceğim. Özellikle çene, yanak, alın bölgesine şekil vererek doldurma işlemini yapmalıyız bu son kısımları yaparken. Oraya dikkat edecek şekilde benim 30 ilmeğim kaldı. Bunu artık 6 ilmeğe düşürünceye kadar hem doldurup hem şekil verip hem de kapatacağım. Ve başı kapatarak ben bebeğimi bitirmiş oldum. Bu şekilde sıkıca doldurdum. Tabii tam formunu veremedim. Daha elimle düzelterek daha form vereceğim. Burnu bu şekilde. Yandan görüntüsü, bakın, burun kavisi bu şekilde oldu. Çenesi bu şekilde görünüyor. Vücudu komple bitirmiş olduk. Benim sizlerden tek ricam, bu bebeği eğer benim sayılarımı kullanarak yaptıysanız, benim sayılarımı bu videoyu kullanarak, bu videodan yardım alarak yapmış olduğunuz bebekleri paylaşırken, sosyal medyada paylaşırken Kevser Sönmez etiketini kullanmanızı rica ediyorum. Tabii içinde tel olduğu için bebeğimiz arzu ettiğiniz şekle giriyor, istediğiniz gibi hareket ediyor. Bu şekilde el detayları, göğüs, kalça, ayak böyle bir forma kavuştu. Şimdi bebeğinize ayakkabı ve saç yapmak istiyorsanız, ayakkabı için tabii hani bu ayak modeline mutlaka topuklu bir ayakkabı tercih etmeniz gerekiyor. Benim kanalımda iki tane farklı dolgu topuk ayakkabı yapımı mevcut. Bu ayakkabılar tam olarak bu bebeğin ölçüsüne göre yapılmıştır. Dolayısıyla bu ölçüleri kullanarak bebeğinize dolgu topuklu ayakkabı yapabilirsiniz. Kanalımda zaten şu anda sol üstte de görüyorsunuz linki. Oradan ulaşarak farklı iki videomu izleyip dolgu topuklu ayakkabı yapabilirsiniz bebeğinize. Saç için ise bebeğinize nasıl bir saç tercih ediyorsanız, keçeden mi yapacaksınız, örgü mü yapacaksınız, yoksa sentetik saç uygulaması mı yapacaksınız? Ona karar verdikten sonra bu üç yapım tekniği de yine kanalımda mevcut. Ben paylaştım detaylarını. Eğer keçe saç uygulamak istiyorsanız, keçe saç uygulaması yapmak istiyorsanız bebeğinize, bunun uygulaması şu anda sol üstte görüyorsunuz linki. Oradan ulaşabilirsiniz bebeğinize keçe saç yapmak için. Eğer sentetik saç yapmak istiyorsanız, bu hazır saçlardan, bunun uygulaması da, bunu nasıl bebeğinize uygulayacağınız da şu anda sol üst köşede linki mevcut. Yine kanalımda bu şekilde arzu ettiğiniz bir renk ve modelde sentetik saçı uygulayabilirsiniz bebeğinize. Eğer örgü saç uygulamak istiyorsanız, Pinokyo'mda olduğu gibi düz ya da kıvırcık örgü saç yapmak istiyorsanız, onun örgü saç modelini anlattığım videomda, yine kanalımda şu anda linki sol üstte, oradan detaylı bir şekilde bakıp örgü saç uygulaması yapabilirsiniz bebeğinize. Dediğim gibi kısa, uzun, kıvırcık, düz örgü saçta arzu ettiğiniz tekniği kullanabiliyorsunuz. Ben burada kısa düz kullandım. Sol üstteki videoda kısa kıvırcık saçı anlattım ama arzu ettiğiniz kadar zincir sayısını artırarak uzatabilirsiniz. Bu tarz bir saç yapmak istiyorsanız da bunun aslında keçe saç tekniğiyle uyguladım ben yine başa. Sadece keçe saçta ben şu parçaları kendim koparıyordum keçeden. Burada hazır olarak zaten ipi bu şekilde almıştım. Bu şekilde yine keçe saç tekniğini uyguladığınız gibi bu tarz bir saç da yapmak isterseniz bunu da yine kanalımda keçe saç yapım videosu tekniğinde bulabilirsiniz. Bu şekilde bebeğinizin saç ve ayakkabılarını da tamamlamış olacaksınız. Bunun dışında kıyafetleri kalıyor. Kıyafetler artık, eğer bir karakter bebeği çalışıyorsanız, ona göre uygulayabilirsiniz ya da tamamen kendi arzunuza ve zevkinize göre yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Evet, böylelikle videomun sonuna geldim. Sabırla beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı ve yapmış olduğunuz, benim videolarımdan yararlanarak yapmış olduğunuz paylaşımları da sosyal medyada paylaşırken Kevser Sönmez etiketini kullanmanızı rica ediyorum ve
Herkese hoşça kalın diyorum.